Merhaba arkadaşlar, ben Özlem ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngilizce günleri öğreniyoruz. Evet, günleri öğrenirken de tek tek bunların okunuşlarını birlikte çalışacağız. Ve sonrasında sizin için hazırlamış olduğum 3 tane de soru var. Onları da birlikte öğreneceğiz. Şimdi, e, burada günleri tahtaya ben yazdım. Bunların öncelikle bir telaffuzlarını birlikte çalışalım. Yalnız telaffuzuna geçmeden önce sizinle paylaşmak istediğim bir şey var burada. Dikkat etmenizi istediğim şey ben günleri pazartesiden itibaren bizdeki gibi yazdım. Yani biz nasıl sayıyoruz pazartesi, salı, çarşamba? İngilizce'de aynen pazartesiden başladım. Şimdi bazılarınız duymuş olabilir. Çocuklarınıza İngilizce çalıştırıyorsanız ya da işte e, kitaplardan çalışıyorsanız e, sonuçta onlarda günler pazardan başladığı için yani pazar, pazartesi, salı diye e, günleri saydıkları için e, kafanız karışabilir. Ben onları aynı bizdeki Türkçe'de kullandığımız sıralamaya göre yazdım. O yüzden de pazartesiden başladım. Day demek arkadaşlar gün demek İngilizce'de. Ve days olduğu zaman burada say'i gördüğünüz zaman days dediğim zaman da bu günler. Yani onu çoğul haline getiriyor. Day gün, days günler demek. Evet burada şimdi sırasıyla yazdım ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olarak. Bunların İngilizcelerine biz bir çalışalım şimdi. Monday. Monday. Bakın her birinin sonunda day var. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Sunday. Saturday. Sunday. Evet günlerin sıralaması ve okunuşları bu kadar aslında. Şimdi baştan tekrar gidelim. Monday. Monday, Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Bakın burada D'yi okumuyoruz arkadaşlar. Wednesday değil, Wednesday değil. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Benim sevdiğim gün olduğu için onu işaretledim. <laughs> Friday, Saturday ve Sunday. Burası da hafta sonları olduğu için weekend yazdım. Yani hafta sonu demek weekend. Evet, şimdi buradaki peki nasıl daha bunu kolay ezberleyebilirim? Nasıl daha kolay öğrenebilirim? Bakın hepsinin sonunda day var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her birinde day var, değil mi? Buraya kadar kolay. Peki Monday. Bakın Monday. Monday'yi ayla ilişkilendirebilirsiniz. Çünkü bunların her birine e, işte Roma imparatorluklarında tanrıların isimleri verilmiş aslında. Ve sonrasında da o isimleri de arkadaşlar gezegenlerin adlarını vermişler. Yani her bir tanrının gezegen adıyla ilişkilendirmişler. Şöyle ki Monday için Moon demişler bakın. Moon yani ay demek. Buradaki Monday de aslında ondan geliyor. Moon, Monday. Tabii bu her her bir gün için uymuyor ama her bir günün gezegenini tarihte bu şekilde isimlendirmişler. Şimdi Monday Moon dedik. Evet. Tuesday. Tuesday. Buna da Mars demişler. Çok ilginç değil mi? Mars'ın ismini vermişler. Yani bir tanrının ismiyken sonrasında gezegen olarak Mars demişler. Evet. Wednesday. Buna da arkadaşlar Mercury. Mercury'nin ismi olmuş. Bakın çarşamba. Hani Türkçe ile belki şöyle yapabilirsiniz. Çarşamba biraz uzun bakın. Bizde de uzun. Çarşamba. Wednesday. Onun gibi yazılışı burada bakarsanız daha uzun diğerlerine göre. Öyle düşünebilirsiniz. Mercury demişiz. Thursday. Bu da perşembe demek arkadaşlar. O neymiş? Jüpiter. O da Jüpiter'in e, gezegeniymiş. Evet, Friday. Friday'i şöyle kodlayabilirsiniz. Hatırlıyorsunuz işte Black Friday. Hatta artık ona Black Friday demiyorlar. Onun da bir hikayesi var biliyorsunuzdur. Pink Friday'e çevirdiler. Pink Friday diyorlar değil mi? İşte e, o gün ündir, ürünlerin indirimli olduğu bir gün. O cuma işte önemli bir cuma alışverişlerde. Ve buraya da Friday olarak ben bunu yazdım. Friday de... Venüs yani her bir tanrı ismi günlerin her biri erkek tanrıların ismi verilmiş arkadaşlar. Ama sadece ve gezegenler de öyle. Sadece Friday'e Venüs denilmiş, Love of God yani o tanrıların aşkı olarak da Friday Venüs'ün gezegeni. Eskiden beri çok severim Friday günlerini. Şimdi. Saturday. Dedim ki burada da cumartesi biraz uzun bakın yine. Cumartesi. Saturday. Hani karıştırıyorsanız Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Bakın bunlar kardeş kardeş birlikte geziyor. Yani weekend. Hafta sonu çünkü bunlar. Saturday de Sunday. Bakın ikisi de zaten SS. Gördünüz mü? SS ile başlıyorlar. Çift SS'ler takılmışlar birlikte. Hop. Ee, alışverişe gidiyorlar. Öyle düşünün. Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Bunlar weekend. Hafta sonu arkadaşlar. Saturday'in neymiş? Satürn'den geliyor bakın. Ona da Satürn demişler. Ee, Onun zaten e, burada da e, anlayabiliyorsunuz zaten günün isminde de var. Sunday'de e, güneşin e, gezegenini vermişler. Sun yani Sunday. Pazar günü pikniğe gidersiniz. İşte e, güneşi bir günde diye kafanızda bunu kodlayabilirsiniz. Sunday'de e, pazar demek arkadaşlar. İşte günler bu kadar ve kısacık da bir size e, mitolojik bilgi olarak da paylaşmak istedim. Şimdi bugün günlerden ne? Nasıl soracağım? Yani bugün günlerden ne? Ya ben çok unuturum mesela. Ay bugün günlerden ne? Bazen böyle hele ki o tatil zamanlarında değil mi? İşte e, günler birbirine karışır. Ay bugün günlerden ne ya? Dediğimizde işte bugün günlerden ne? Sorusunun e, sorusu da burada. What day is it today? Bakın. What? What day is it today? Birini birlikte tekrarlayın lütfen. What day is it today? 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 Is it today? <laughs> Bugün günlerden Özlem'in video yapma günü. Evet. What day is it today? It is Monday. It is Monday. Güzel. Cevap da böyle veriyoruz arkadaşlar. What day is it today? It is Monday. It is Tuesday. O gün hangi günse siz onu söyleyeceksiniz. Mesela şöyle bir şey yapalım şimdi. Ben e, soruyorum size ve siz o hangi gün izliyorsanız o videoyu cevap verin lütfen. What day is it today? It is Güzel. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hangi günse? Harika. Şimdi what day is it tomorrow? Yani bugün değil de yarın günlerden ne? What day is it tomorrow? İşte o da it is Tuesday. Tomorrow yarın demek arkadaşlar. What day is it tomorrow? It is Tuesday. Yani bugün pazartesi ise Monday doğal olarak Tomorrow it is Tuesday. Great. İşte burası da böyle. Ve ben en çok bu soruyla, bu soruyu da hemen e, çok seviyorum bu soruyu öğrencilerime de sormayı. What is your favorite day? What's your favorite day? Yani senin favori günün ne? En sevdiğin gün ne? Diye bir diyalogda karşı tarafa bunu sorabilirsiniz. Keyifli bir soru bence. Oh. it is benim günüm Friday. <laughs> Venüs'ün günüymüş. Benim de günüm. It is Friday. It's Friday. Bunu bu arada arkadaşlar hepsinde şunu da yapabiliriz. Tabii. Kısaltmayı da kullanabiliriz. It's Friday. Bakın. It's Friday. It's Tuesday. It's Monday. Burada da sorularımız sizin için hazır ve nazır. Evet. Her birini lütfen sizler de tekrar edip cevaplarsanız hiçbir şekilde unutmazsınız. Evet. Bir de Hani şu uh, tatillerden sonrasında hafta sonu yani Saturday and Sunday'in arkasından gelen şu sevimli Monday ne kadar sevimli duruyor bilmiyorum ama evet işte work day iş günü değil mi o school day belki okul günü olarak karşımızda. Bunun da e, hani o pazartesi sendromu ya da pazartesi e, ne derler e, pazartesi bunalımı diye geçen bir İngilizce kelimesi de Monday Blues diye geçiyor arkadaşlar. Monday Blues. Bu da pazartesi sendromu demek. <laughs> evet, yani ama biz sendrom istemiyoruz. Her günün keyfi başkadır. Her hepinizin keyfi yerinde olsun, mutlu olun. Ee, dilerim ki İngilizce ile de barışık olursunuz her zaman. Şimdi sizden istediğim bir şey var. Evet, Şurada hemen o videonun altında şöyle bir işaret var biliyorsunuz thumbs up yani baş parmaklar yukarı pilayız thumbs up eğer videomu beğendiyseniz buna tıklarsanız beni de mutlu edersiniz thumbs up ladies and gentlemen ve lütfen abone olmayı unutmayın ayrıca da orada bir zil var ya o zile de basın arkadaşlar çekinmeden basın ve ondan sonrasında ben video attığımda siz de haberdar olabilin. Ayrıca video e, abone olmak hiçbir şekilde ücretli değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.